Yıllarca bölünmüş bir şekilde yönetilen Filistin'de taraflar anlaştı. Gazze'yi kontrol eden Hamas'la El Fethi arasında varılan Milli Mutabakat çerçevesinde Filistin hükümeti kuruldu. Yeni yönetimin bakanları da Mahmut Abbas'ın huzurunda yemin etti. <laughs> İmza atılan bu tarihi anlaşmanın detaylarını masaya yatırıyoruz. Anlaşma uzun soluklu olabilecek mi? Ve önündeki en büyük zorluklar nelerdir? <laughs> Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Azam El Ahmet de uzlaşma heyetinin başındaydı. Kendisiyle anlaşmanın arka planını ve önümüzdeki dönemi konuşacağız. Filistin'deki uzlaşı sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıllardır bunun gibi somut sonuca ulaşmak için çabalar sarf ediliyordu. Mısır'da 30 Haziran gösterileri sadece bu ülkeyi değil, bütün bölgeyi etkiledi. Daha önce de sayısız defa söyledim. 30 Haziran süreci ve o dönemde Mısır'da yaşananlar adeta bir deprem etkisi oluşturdu. Bu depremin etkileri de uzun zaman boyunca devam edecek. Bu sürecin ilk etkileri Filistin'de olacak. Gazze'deki durum değişecek. Bu durum ya Hamas ve onun düşüncesi ya da Gazze'de yaşayanların davranışları üzerinde bir değişikliğe yol açacaktı. İkinci sebebi ise Orta Doğu'da müttefiklerin değişmesi Filistin sorununun gidişatını etkiledi. Körfez ülkelerinde o dönem neler olduğuna baktığımızda onlar Mısır'da 30 Haziran ve sonrasında yaşanan gelişmeleri destekleyen bir tutum içerisinde oldular. Siz de Mısır'da Müslüman kardeşlerin düşüşünün Hamas'la uzlaşının sağlanmasını kolaylaştırdığını ve bu sürecin başarıya ulaşmasının yolunu açtığını mı söylüyorsunuz? Kesinlikle bu durum süreçte temel bir rol oynadı. Eğer Müslüman kardeşler ve Hamas bölünmeyi bitirmek istese ve daha önce 4 Mayıs 2011'de imzaladıklarını hayata geçirmeyi düşünse bunu gerçekleştirmek mümkündü. Fakat Müslüman kardeşlerin ülkeyi yönettiği bir yıl boyunca uzlaşı süreci konusunda herhangi bir ilerleme sağlanamadı. İleriye doğru bir adım bile atılmadı. Uzlaşı sürecini kesintiye uğratabileceği yönünde Hamas'tan yana bir kaygınız var mı? Hayır, biz kaygılı değiliz. Ancak ihtiyatlıyız. Onların bu konuda geri adım atacağını düşünmüyorum. Çünkü ayrılık sonsuza kadar bitirilmiş olacak. Bundan geri dönüşte olmayacak. Eğer onlar başka bir ayrılık istiyorlarsa, bu onların bugün sahip olmadığı farklı araçlar ve yeni yolların varlığını gerektirir. Bazıları bu anlaşmanın gerçek olmadığını iddia ediyor ve Hamas'ın hala Gazze bölgesini kontrol altında tuttuğunu savunuyor. Sizin buna cevabınız nedir? Her şeyden önce benim konuşmam oldukça açık. Size söylediğim gibi bölünmüşlük resmi ve siyasi olarak sona erdi. Ortada bir devlet işgali var. Bu yüzden dolayı Gazze'deki silah konusunun üstesinden nasıl gelebiliriz? Bu oldukça zorlu ve çetrefilli bir konu. Gerçekten hiç de kolay değil. Bazıları Hamas'ın Gazze'de Hizbullah tecrübesini denemeye kalkarsa ne yaparsınız diyor bu konuda tetikte olduğumuzu size söyleyebilirim. Filistin uzlaşı hükümetinin önündeki en büyük engeller sizce nedir? İlk olarak uzlaşı anlaşmasına göre bütün sivil ve askeri kurumların birliğinin sağlanması hedefleniyor. Daha önce de altını çizdiğim gibi askeri yapılanma hukukun dışında oluşturulmuyor. Güvenlik birimlerinin birleştirilmesi konusunda üst lider olarak devlet başkanı Mahmut Abbas tarafından kurulan bir yüksek güvenlik komitesi var. Bu yapı aynı zamanda Mısır ve Arap Ligi'nin gözetiminde. Diğer yandan barış süreci, İsrail işgalinin durumu ve rolü yeni hükümetin önünde duran önemli konuların başında geliyor. Hamas'la yapılan uzlaşı sürecinde İsrail'in bir baskısı oldu mu? İsrail'in bir anlaşmanın sağlanmamasından çıkarı ne olabilir? İsrail bu süreçte mali baskı oluşturmaya çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde görüşümüzü söyledik. Eğer onlar her zaman olduğu gibi bize gelen parayı keserlerse Diğer yandan biz de derhal Birleşmiş Milletler'e ve Uluslararası Ceza Mahkemesi, Cenevre Sözleşmeleri, Gıda ve Tarım Örgütü gibi bütün diğer kurumlarına gideriz. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Filistin'e 29 Kasım 2012'de gözlemci devlet statüsü verdi. Bütün bu haklarımızı da kullanarak belki de bu durumu daha da ileri noktaya taşıyıp uluslararası toplumun da desteğiyle tek taraflı bir devlet bile ilan edebiliriz. Bütün bu durumda taraflar arasında gerilim tırmanacaktır. Ve sonunda da müzakerelere bir daha dönme kapısı kapanacaktır. imkaniyle Üç İsrailli gencin kaybolması konusu Hamas'ta yürütülen süreci nasıl etkiler? Bunun yeni bir uzlaşı yönetiminin kurulmasına nasıl bir etkisi olabilir? İsrail ilk açıklamalarında Filistin lideri Mahmut Abbas'ı suçladı ve bütün sorumluluğu ona yükledi. Onların bu konuda herhangi bir bilgisi yok ve kaybolanların nerede olduğunu bilmiyorlar. Onların gerçekten de kaçırıldığı bile tam bilinmiyor. Belki de bir kaza yaşadılar. Belki ortadan kayboldular. Kim bilir, bu bir oyun da olabilir. Bu konuda bunun gibi çok sayıda soru soruldu. Onların kaybolduğu El-Halil ve Beytüllaim arasındaki Etzion özellikle geniş bir yerleşim alanı. O bölgede Filistin yönetiminin herhangi bir varlığı yok. Bölgede hiçbir Arap köyü de bulunmuyor. Orası tamamen İsrail yerleşim birimlerinden ve kamplarından oluşuyor. Bütün bunlar İsrail'in güvenliği sağlayamadığını gösteriyor. Hamas da kendisine atfedilen suçlamayı reddetti ve şimdiye kadar bu olayla bağlantısı olmadığını savundu. İsrail tarafı da şu ana kadar onların kaçırıldığı ve kimler tarafından kaçırıldığı konusunda bir delil ortaya koyamadı. İsrail bütün Filistinlere karşı uyguladığı baskı ve faşist işgal politikasına devam ediyor.